Haber Toplum 24 Televizyonu'nun siz değerli izleyicileri Mehmet Can Bolat ile özel programda yine birlikteyiz ve bugün geçmiş yayınlarımızda da sıkça dillendirdiğimiz gibi özel konuklarımıza bu programı, bu stüdyomuzu açıyoruz. İşte bugün de çok özel bir konuğum var. Türkiye'de 1935 yılında dünyaya gelen ve bir anlamda Cumhuriyet'in, o güzel Cumhuriyet'in ilk önemli yıllarını yaşamış ve bir gazeteci olarak da bu mücadeleye, demokrasi ve cumhuriyet mücadelesine omuz vermiş çok önemli, deneyimli bir ağabeyimiz var. Kendisi uzun yıllardır Almanya'da yaşıyor ama bütün gazetecilik geçmişi ise Türkiye'ye dayanıyor. Onun adı Kemal Şener. Kemal Bey, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ hoş ol. Geldiniz. Kabul ettiğiniz stüdyomuza, onurlandırdınız. Siz de biraz ederim. Türkiye Cumhuriyeti'nin biraz geçmiş yıllarına birlikte uzanalım dedik. Hazır böyle bir fırsatı da yakalamışken kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Kemal Şener ismini Türkiye'de belli bir kuşağın insanları çok iyi biliyor. Ama bizi izleyenler için özetleyecek olursak Kemal Şener kimdir? Kemal Şener gazeteciliğe nerede, nasıl, ne şekilde başlamıştır? Bu macerası nasıl sürdü geldi? Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi 35 yılında doğdum. 15 yaşında 1950 yılında liseyin son yıllarında gazeteciliğe başladım. Ben Kahramanmaraş Elbistan doğumluyum. Babamın, rahmetli babamın arkadaşı Kahramanmaraş Milletvekili Emin Soysal, o dönemde Halk Partisi'nin Karagöz isimli kırsal kesimler için çıkarttığı gazetesinde sorumluydu. Orada kırsal kesimler için haftalık gazeteler çıkardı. Karagöz isimli gazete meşhur. İşte ben babam vasıtasıyla Emin amcanın yanında Ulus Matbaası'nda Rüzgarlı Sokak'ta mürekkep kokusunu orada aldım. Ve Ankara'da Rüzgarlı Sokak'ta o zamandan beri de koku burnumdan eksik olmadı, bırakmadı. İşte bu yıllara kadar getirdi. Şöyle oldu. 1955 yılında Karagöz Gazetesi'nde Emin amcanın direktifiyle küçük küçük haberler filan yazdım. Lise olgunluk diplomamı aldıktan sonra da hemen hayata atılıp Maliye Bakanlığı'nda 3 ay memurluk yaptım. Ve iyi de para alıyordum o dönemde. Bir gazetede gazeteci yetiştirmek istiyoruz diye gördüğüm ilan üzerine kalktım gittim. Hakkı Sayın vardı rahmetli, nur içinde yatsın, ışıklarda yatsın. Onun Türk Basın Ajansı diye Posta Caddesi'nde Ankara'da bürosu olan bir ajans kurmuştu. Gittim ziyaret ettim. Hakkı amca, Hakkı Bey beni dinledi. Gazeteciliğe hevesli olduğumu gördü. Ama dedi, yazık edersin. Sen şimdi o günün parasıyla 150 lira para alıyorsun. Ben sana ancak otobüs parası 40 lira verebilirim. Sen gel bu işten vazgeç dedi. Ben de dedim ki Hakkı Bey, ben gazeteci olmak istiyorum. Ve onun üzerine gittim Maliye Bakanlığı'nda. Emlak İşleri Genel Müdürlüğü'nde 3 aylık memurdum. İstifa ettim. Orada gazeteciliğe başladım. Hatta ailem de bana şey yaptılar. Ya 40 liraya bu işe başlanır mı? Başlanır, ben bunu istiyorum dedim. İşte yazdığım ufak ajans oradaki işte şeye, Ulus'a, Zafer'e, o gün gazetelere haber servis ediyordu. Benim oraya yazdığım haberler de kullanılıyor. Ben de gördükçe havalar uçuyordum, çocuklar gibi benim yazdığım şeyler gazetelerde çıkıyor filan diye. İşte maceralık böyle başladı.
İlk yazdığınız haberi hatırlıyor musunuz? Vallahi onu sorma, onu hatırlayamıyorum. İlk yazdığım haberi hatırlayamıyorum. İşte orada bir şey gösterdim yani. Hemen 1900 dediğim gibi 55-56 yılında başladım. Ondan sonra İstanbul'da çıkan gazeteler vardı. Onların Ankara'da bürolarında Yeni İstanbul Gazetesi'nin itfaiye meydanı orada bürosun, Yeni İstanbul'un bürosunun olduğu altında büroları vardı. Onlara haberler free yani bu serbest gazeteci gibi verdim bu arada. Ve hemen 1957 yılında Habib Edip Töreyağ'ın Yeni İstanbul Gazetesi'nin Ankara bürosuna muhabir olarak alındım. Büro şefimiz Mehmet Kemal Kurşunlioğlu, Işıklar İçinde Yatsın, şair, yani herkesin bildiği bir isim. Onunla beraber 1960 yılına kadar çalıştık. Tabii çok çevre edindim o sırada. Ben işte dediğim gibi şunu söyleyeyim, gazetecilik Ulus Gazetesi'nde o zaman yazan Şinasi Nahit Berker isimli değerli bir gazeteci vardı. Bu derdi ki, gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur derdi. İşte bende böyle bir şey varmış, ruh. Evet, gazeteci doğulur da ama gazeteci de olunuyor. Yani yetiştirdikleri bilgi öğrenerek, bilgi sahibi olarak, bilgilenerek olunuyor. Bir yetenektir gazetecilik. Ama mesela bir ses sanatçısı yeteneği var, gidip de bir konservatuvar eğitimi almamışsa iyi bir sesiyle orada kalır, daha ileriye gidemez. İşte gazetecilik de bir eğitim isteyen bir şey. Mümkün olduğu kadar o eksiklerimizi gidererek bu işi götürdük. 60 yılında darbeden sonra da tam da oraya gelmek istiyordum. Şimdi, sizin işte, kuşak gazeteciler. Gazeteciliğime devam ediyorum da işte darbeden sonra da Hürriyet'e hemen, yani Hürriyet'te aldım. Necati Zincir Kral Ankara bürosuna getirildi. İşte yeni büroyu yeniden tanzim etti. Beni de büroya aldı. İşte ondan sonra da devam ettik. Evet. Evet. 60'lı yıllardan söz ettiniz. Türkiye'de 60 yılı aslında bugün bile tartışılan bir dönem. 60 ihtilali deniyor, 60 devrimi deniyor. Bu gibi söylemler ışığında siz aktif gazetecilik yaptığınız bir dönem bu. Neler yaşandı o günü? Şimdi 57-60 arasında Yeni İstanbul Gazetesi'nde daha önce sadece haberler yazardım. Bakanlıklara giderim. İşte polis haberler, bakanlıklardan yapılan kanun çalışmaları, şunlar bunlar hakkında haberler toplardım, getirdim. Fakat Yeni İstanbul'da siyasi haberler vermeye başladık. Nasıldı onlar? Siyasetler artık siyasi mücadele giderek sertleşiyordu. Demokrat Parti içinde gruplaşmalar oluyordu. Yeni parti doğumları başlamıştı. Hürriyet Partisi'nin kurulması dönemleri oldu. Gazetecilerin tutuklanması dönemlerini yaşadık. İşte yeni yeni organlar çıktı. Akis Gazetesi çıkmaya başladı. Haftalık dergi olarak çıkmaya başladı. Biz de işte grup toplantıları gizli olurdu. Özellikle grup toplantılarını alarak sivrildik. Yani Demokrat Parti grubu işte bu dönemde toplanır. Orada gerçekten demokratik bir mücadele olurdu. Demokrat Parti grubunda etkin eleştiriler yönetilirdi şeye karşı. Hatta hatırlanacaktır. Ben de resmi hükümetini devirdi grup. Devirmiştir. İşte biz onları Demokrat Parti milletvekillerinde güven vererek bir takım milletvekillerine haber kaynakları sağlamıştık. Her grup toplantısından sonra muhakkak o grupta ne olduğunu gizli toplantıda yazardık. Yani hep haber alırdık ve o şekilde tebarüz ettik gazeteci olarak. Yani ne güzel, tebarüzümüz. Ne güzel. Bu siyasi haberler.
İşte bu o sonra beni kader aldı, Hürriyet'e getirdi. Hürriyet gazetesinde başladığımda darbe olmuştu. Hı hı. Darbe olduğunda ben Yeni İstanbul'daydım. Hı hı. Yeni İstanbul'un görevlisi olarak Başbakan merhum Adnan Menderes'le beraber onun son seyahati İzmir'de. Ona ben refakat ettim. Onun en son konuşmasını. İşte üniversite mensuplarına kara cübbeliler diye hitap eden o ünlü konuşmasını filan inledik. Gazetemize aktardık. Şimdi kulakları çınlasın diyeceğim. Rahatız. O zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan arkadaşım vardı. Yurdakul Fincancı. Hala hayatta ama ağır hasta şu anda. İyilikler dilerim. Yıl 27 Mayıs darbe gecesi işte haberleri Menderes'in konuşmasını gazetemize filan. O zaman kimki olanıklar yoktu. Telefonlar İstanbul'a yazdırırlar. Saatlerce evet. Beklenilir. Ondan sonra yazdı, telefonla diktettiririz haberleri. İşte işimizi geceleri bitirdik. Saat 12 civarlarında filan. 24 civarları bitirdik yurduk. Ondan sonra işte bazı yerlerde biraz eğlendik. Evet gittik, otelde gittik. Ben aynı otelde Yurdakul'la beraber aynı şeyde otelde paylaşıyorduk. Kaldınız evet. Tabii geç yattık yani saat 1'e falan geliyordu sanıyorum. Sabahleyin uyandığımızda kapımızın altında işte şöyle bir kağıt parçası, bildiri gördük. Darbenin yapıldığını anlatıyordu. Darbenin yapıldığını belirten bir bildiri yakalandı. İşte iktidar devrildi. Menderes kaçtı. Kaçıyor filan diye yazmışlar. Otel odasının kapısının altına almışlardı. Yani 27 Mayıs'ta Eskişehir'deydim. Bu olay işledim ama darbenin oluşunu kapının altına atılan bu şeyden bildiriyle öğrendiniz. Haberdar olduk. Menderes neredeydi o zaman? Otel. Menderes yola çıkmış. Haber alınca Kütahya yolunda hemen zaten kısa bir süre sonra yakalandı. O zaman haber aldık zaten de biliyoruz. Valiye gidiyor, belediye valiye kimden yanasınız diyor. O da darbeden yana olduğunu, işte devletten yanayım diyerek biliyor, tutuklanıyor. Sonra da işte uçağa bindirilip İstanbul'a götürdü. Haberini aldık. Böyle oldu yani 27 Mayıs'ı yaşamam böyle. Evet. 27 Mayıs bir kavram Türkiye'de, Türkiye'nin yakın tarihinde diyelim. Ama Türkiye'de bir darbe olarak nitelense de getirdiği özgürlükler, yeni bir anayasa bugün bile mumla aranır türden bir içeriğe sahipti galiba. Biraz bu konuyu şimdi yorumlar şöyle, mısınız? Şimdi söyleyeyim. Ben bu yaşımda şu anda darbe olduğunda o darbeyi muhalif bir gazeteciydik. Yani çünkü demokrasiye aykırı bir yönetim vardı. Seçimle gelmiş faşist bir dönemden, faşist dönemin iktidarından, iktidarını seçimle almış bir iktidar seçimle gitmiyor. Cumhuriyeti kurmuş olan, devleti kurmuş olan bir partiyi kapatmayı tevessül eden bir partiden bahsediyoruz. Demokrat Parti'den. O dönemki bilgisizliğimizle, cehaletimizle ben o darbeyi birçok insan gibi ben de karşı oldum. Ama bugün o darbeyi o zaman beğendiğimden dolayı kendimden utanıyorum. Çünkü o darbe Türkiye'nin yaşadığı tüm askeri darbelerin, tüm askeri müdahalelerin Türkiye açısından en kötüsü oldu. Ben bunu şöyle benzetiyorum. Bu darbeyi İtalya mafyasıları arasındaki mücadeleye benzetirim. Mafyalar birbirleriyle çarpışırlar. Bir mafya lideri bir başka mafya liderini öldürttürür. Kendisi görünmez, adamını öldürttürür. Fakat o öldürttüğü mafya liderine muhteşem bir cenaze töreni düzenletir. İşte 27 Mayıs darbesini ben böyle görüyorum.
Türkiye'nin demokrasi geleceğini ta birinci meşrutiyetten başlamış, biraz gelişmiş geleceğini yok etti. Bugüne kadar gelen şekilde demokrasini gelişmesini, güçletmesini, oluşmasını, gerçek demokrasi ulaşmasını önleyen bir hareketti. Hareket oldu. Ama öldürdüğü devlete işte müthiş o mafya liderinin sunduğu cenaze töreni gibi müthiş özgürlükçü, demokratik bir anayasa sundu ama o anayasa zaten uzun ömürlü olamadı biliyorsunuz. Hı hı. Bu bize bir lükstür dedi ondan sonra. Avrupa'da bile böyle bir anayasa yoktu deniyor. Avrupa'da hiçbir yerde yoktu. Müthiş bir anayasa fakat işte bu bize lükstür denildi. Gelen yönetimler işte özellikle Demirel yönetimi yönetemedi. Yani bu anayasayla bize lüks demeye başladı. Bu toplumda algı oluştu ve maalesef Nihat Erim'in eliyle ondan sonraki bir askeri müdahaleyle bu devre yavaş yavaş bu anayasa kuşa çevrildi. Sonundaki ondan sonraki darbeleri de biliyorsunuz en son bu Eylül darbesiyle, Kenan Evren darbesiyle de bambaşka bir mecraya Türkiye geldi. Şimdi ben şöyle diyorum, 27 Mayıs darbesi eğer olmasaydı, o günkü 1957 seçimlerinde Halk Partisi çok önemli bir başarı elde etti ve bütün göstergeler ondan sonra yapılacak olan seçimi Halk Partisi'nin kazanacağını gösteriyordu. Halk Partisi iktidara geldiği zaman belki uzun süre 4 yıl sonra tekrar iktidarı kaybedecekti. Ama şu olacaktı. Türkiye'de iktidar el değiştirmesi ikinci defa yaşanmış olacaktı. Halk Partisi'nin tekrar iktidara gelmesinin anlamı şuydu. Halk Partisi Atatürk reformlarını temsil eden bir parti. Evet. Onu savunan bir parti. Atatürk'ün reformları da Halk Partisi iktidara gelmesiyle artık Atatürk'ün reformları aşağıdan topluma sunulan bir reform dizisi olmaktan çıkıp halkın oyuyla kabul ettiği bir reform paketi haline gelip bir reform haline gelecekti ve bugüne kadar yaşayıp gidecekti. Ne oldu? Ne oldu? Bu darbeyi Halk Partisi'nin yaptığı algısı sağ cepheler tarafından işte dinlerden gidiyor. Zaten Demokrat Parti dini siyasete yavaş yavaş alet kullanmaya ediyordu. Başlamıştı. Onlar kullandılar ve bu damgayı hala Halk Partisi şeysinden sırtından atamıyor. Ve Atatürk'ün reformları da toplumun kabul ettiği reformlar haliyle hala getirilemedi. Hala getirilemedi. İşte dediğim gibi çok yanlış yaptı. Çok üzülüyorum. Celal Bayar, Adnan Menderes'in Cumhurbaşkanı Atatürk'ün başbakanlığını yaptı. Maalesef onu anlayamadı. Atatürk samimi olarak Türkiye'de demokrasiye geçmesini isteyen bir liderdi. Faşist döneminin dünyada şaha kalktığı bir dönemden bahsediyoruz. Evet. Hitler'in, Mussolini'nin, Franco'nun olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Evet. O dönemde demokrasi tecrübeleri yapmak istedi. Fakat toplum hazır değil. Derhal dini çevreler, sağ çevreler kullanmaya başladılar reformları. Yani Atatürk'ün de en büyük arzusu oydu. Bunu İsmet Paşa sürdürdü, ortamı müsait gördü, iktidarı devretti. İsmet Paşa da milli şeflikten geldi, faşist dönemlerden geldi. Onu hep eleştirdiler. Dediler ki, senin döneminde şunlar oldu. Adam ne dedi? Evet doğru söylüyorsunuz, oldu. O dönemde, ama ben o dönemden geldim, demokrasiye geçtim. Siz demokrasiye geçtik, siz geriye gidiyorsunuz. Dedi. Yani böyle bir dönem yok. Eğer ben şunu söylüyorum, eğer o darbe olmasaydı 27 Mayıs dönemi, ondan sonraki darbelerin hiçbirisi olmazdı. İktidarlar birbirlerini değiştirerek gider. Bizim bütün arzumuz İngiltere benzeri bir demokrasiye ulaşmaktı. Zaten modelimiz oydu.
Demokrat Parti, Halk Partisi, Demokrat Partisi, Halk Partisi, biri gider, biri gelir, biri gider, biri gelir. Tıpkı İngiltere'nin olduğu gibi son zamanlara. Demokrasi ilerler. Gider. Atatürk'ün reformları da oturur. İç toplum tarafından içte içselleştirilir ve bugün bir Almanya, bir Fransa, bir İngiltere, biz de bugün İngiltere, Fransa'da da bir devlet olurduk bugün. Ne güzel. Ama bugün o devletlerin başında olduğu, gerçi İngiltere şimdi çıkıyor, terk ediyor ya Avrupa Birliği'ni. Ona da geleceğiz. Avrupa Birliği'nin, nasıl biz Avrupa Konseyi'nin kurucusuysak, Avrupa Birliği'nin de kurucusu olurduk. Bugün hala kapısındayız. Evet, yani maalesef. O darbe olmasaydı neler kaçırdık, neler kaçırdık Mehmet Bey. Şöyle bir konuya girelim. Gene gazetecilikte kalalım. En aktif döneminizde, en yoğun döneminizde dünyada ünlü liderlerle de röportaj yapan ender gazetecilerden birisiniz. Enver Sedat ile de bir meşhur ve dünyada adından söz ettiren bir röportajınız var. Nasıl oldu? Neden röportaj yaptınız? Neler konuştunuz? Şimdi şöyle, Enver Sedat meselesi, ben o dönemde rahmetli Necip Demirkent yönetimindeki Hürriyet'in işte Almanya'daki bürosunda görevliydim. Necip Demirkent gerçek bir gazeteciydi. Nadir yetişen, rahmetli ışıklarla içinde bir gazetecimizdir. Ben onun görevlisi olarak Enver Sedat, İşte o büyük patlamayı yaptık, İsrail'le barışma hareketinde girip Kudüs'e gidince beni görevlendirdi. Hangi sene, hangi yıl? 1900 tam yılı. 70'li yıllar. 1974, 70 falan olması lazım. Tam hatırlamıyorum şu anda. Yaşıma şey yapın. İyisiniz. Görevlendirdi. İşte Enver Sedat Kudüs'e gitti. Ben de Frankfurt'tan Kudüs'e gittim. O buluşmasını, Sedat'ın İsrail buluşmasını, o ünlü buluşmayı izledim. O haberi, işte Hürriyet verdiğim haberi manşet yaptı. Bir daha asla savaş yok, asla savaş yok diye manşet yaptı. 24 saat sonra aynı manşeti Bild gazetesi, Nie wieder Krieg diye aynı manşetten verdi. Bir daha savaş 24 olmasın. Saat farkla öyle oldu. Yazık oldu. Sedat büyük bir devlet adamıydı. Arap dünyasının yetiştirdiği büyük bir devlet adamıydı. Onu eğer Müslüman kardeşler derinden örgüt öldürtmeseydi bugün belki dünyanın çevresi bambaşka olacaktı. Ondan sonra gelen işte mukaddes diğerleri evet. Şey yapamadı. Yani götüremedi. O yolu götüremedi. İşte dünya o sancıları yaşamaya hala devam ediyor. Evet. Tabii Arap dünyasında olan sıkıntıları biz de tabii hissediyoruz. 1948'de Birleşmiş Milletler kararıyla oradaki toplumların, Filistinlilerin ve Yahudilerin ayrı ayrı birer devlet kurulması kararı çıktığında Yahudiler derhal devleti ilan ettiler. Filistinliler için de devlet kur demişti. Devlet Filistin devletini kursalardı o gün, bugün zaten Filistin devleti kurulmuş olacaktı. Ama Filistin'i hiç kabul etmedi, İsrail'i hiç kabul etmedikleri için Avruplar hepsi birden yüklenerek Filistin'e İsrail'e yüklenerek biz bu işi bitiririz, yok ederiz dediler. 6 günlük savaşında biliyorsun ne oldu? O küçücük İsrail giderek büyüdü. Evet. Çok güzel. Yoğun bir birikiminiz var. Türkiye'nin son 70 yıllık, sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'ya da hitap eden geniş bir mesleki birikiminiz var. Sağ olun, iyi ki geldiniz. Biraz vaktimiz de daralıyor. Şimdi biraz Avrupa Birliği konusuna gelelim istiyorum. Türkiye'nin 60'lardan başlayan, aslında Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından itibaren yüzünü batıya dönmesi önemli bir açılımdı. Ve Avrupa Birliği'ne bir giriş süreci var. Bu sürece baktığınızda 60 yılında belki biz kurucu olacaktık dediniz.
ama bugün hala kapısında bekliyoruz. Şimdi bu süreci şöyle, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, bu Avrupa Birliği olayı biliyorsunuz, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir kömür birliği, kömür ve çelik birliği olarak çıktı, evet. Altı Roma'da. Ama şuydu, Avrupa tarihine baktığımız zaman Avrupa'da uluslar birbirleriyle hep savaş etmişler, birbirlerini öldürmüşler devamlı olarak. O zamanın devlet adamları dediler ki, Avrupalılar savaş etmesinler, bir olsunlar. Hedefi bir siyasi birlik olsun ama bunu birdenbire gerçekleştiremeyiz. Çünkü o dönem demir ve çelik, demir ve kömür önemli enerji şeydi. Oradan başlayalım diye girdiler. İşte Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak AET başladılar. Türkiye'de o gelişmeleri çok yakından izledi. Çok çok yakından izledi. Hatta o kadar izledi ki bakın, Demokrat Parti iktidardan devrildi. Demokrat Parti de izledi. Demokrat Parti'nin çok değerli bir Dışişleri Bakanı vardı. Fatih Rüştü Zorlu. Onu idam ettik maalesef. Kıbrıs anlaşmasını da yapan mimarlardan birisidir. Işıklar içinde yatsın. Onun zamanında başları çok yakından izledi. Hatta onların yasada davaları olurken, sürülürken bile şunu öğrendik. Celal Bayar o zaman şöyle dedi, devrik cumhurbaşkanı diyordu. Takip ediyordu o zaman bile, o yasada duruşmalar yapılırken bile, bu birlik Avrupa Ekonomik Topluluğu nereye gidiyor filan diye soruyordu Fatih Rüştü'ye filan, bilgi almaya devam ediyordu. Demek istediğim şu, biz ona önem vererek takip ediyorduk. Ondan sonra işte darbeden sonra koalisyon hükümetleri kurulduğunda İsmet Paşa'nın Adalet Partisi ile yaptığı koalisyon döneminde bu iş başarıyla götürüldü. İsmet Paşa o zaman bu işle Turhan Feyzoğlu'nu görevlendirdi. Ben de hasbelkader bu çalışmalarda Turhan Feyzoğlu falan yaparken, yani yanlarında falan muhabirlik sık yaptınız. Geldim, şahit oldum yani. İsmet Paşa şunu sordu, biz Avrupa Birliği, yani Avrupa Ekonomik Topluluğu'na girersek ne olur ne olmaz. Çünkü çok önemli bir dış politika, yani İkinci Dünya Savaşı'na sokmamış bir diplomat İsmet Paşa. O şu teminatı, biz buraya girelim ama istediğimiz zaman çıkabilir miyiz diye bunu sordu İsmet Paşa. Evet, istediğimiz zaman çıkarız. Onun üzerine peki dedi, bu işte Avrupa Orta Birliği'yle o ünlü anlaşmayı o dönemde İsmet Paşa döneminde yapıldı. İşte belli bir sürecin aşamalar içinde Türkiye'nin de birliğe katılması aşamaları yapıldı. Fakat o safhaların hiçbirisi ondan sonraki gelen yönetimler tarafından gerçekleştirilemedi. Doğru. Şimdi son döneme gelirsek elimize bu birliğe girme şansları geçti. Fakat kullanmadık. Üzülerek söylüyorum. Şey girerken, Yunanistan Avrupa Birliği'ne girerken, yani o topluma girerken bize de aynı yollar teklif edildi ama biz o zaman onlar pazar olacak, onlar ortak biz pazar olacak anlayışıyla bunu şey yaptık. İnkar ediliyor bu ama biz bunu hatayı yaptık. Bu hatayı yaptık, girmedik. Son dönemde kadar işte böyle sürünceme de gitti. Turgut Özal'ın başvurusundan sonra bir hareket olduysa da Ali Bozer Dışişleri Bakanıydı o zaman. Evet. Sonra bu Adalet ve AKP iktidara geldiği zaman döneminde onlar başlangıçta çok dikkatli oldular ve çok iyi götürdüler. Özellikle Avrupa Birliği işlerini.
ve bu üyelik müzakerelerini başlatacak reformları gerçekten yaptılar ve biz hararetle o iktidara karşı olmamıza rağmen o faaliyetleri hararetle destekledik. Umduk ki Avrupa kriterlerini bütün kriterler olarak alırsak bundan sonra Türkiye demokrasi yolunda ilerler gider. Ama işte iktidar kendisini bu Avrupa Birliği'ndeki ilk çabaları, samimi çabalarının bir takviye bir şey olduğunu, takviye olduğunu, işte bir askeri darbe olmamasına karşı tedbir olarak Avrupa Birliği'ne sarıldığını, ama bu tehlike ortadan kalktıktan sonra da Avrupa Birliği'ne tamamen sırtını döndüğünü işte şahit olduk. Evet. Ve şimdi de hala devam ediyor. Yani Avrupa Birliği'nin siyasi kriterlerini, Kopenhag kriterlerini hiçbirisini gerçek olarak hayata sokamıyoruz, sokmadık da. Hı hı. Vaktimiz de bir hayli daraldı Sayın Şener. Türkiye'nin yakın tarihini iyi bilen ve bugün hayatta olan gazeteci büyüklerimizden birisiniz. Özellikle Türkiye'nin bugün geldiği noktaya baktığımızda geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani son 15-20 yıllık süreci de yakından izliyorsunuz. Şimdi Türkiye bu 2002 yıldan sonraki AKP iktidarı döneminde maalesef ilk yılları iyi olmasına rağmen, hatta şöyle diyeyim, 2010 yılına kadar oldukça iyi götürmesine rağmen işte o süre içinde Amerika'da şey yapan, merkez kuran Fethullah Gülen'in her istediğini vererek Türkiye'nin başına çoraplar ördü. Kendilerinin anlayışı, siyasi anlayışı, işte kindar ve dindar bir nesil yetiştirmek anlayışı, eğitimde yaptıkları talimatlar, toplumdaki ayrışma politikalar filan, önemli tahribat yaptı Türkiye'nin. Şöyle diyeyim, Türkiye'nin kimyası bir anlamda değişti. Türkiye'nin kimyası bir anlamda değişti. Son bu 2019 yılına gelinceye kadar da bu iktidar seçimle gelip seçimle gitmeme yollarının hepsini şey yaptı, denedi. Yani şartları, işte baraj seçim barajlarını falan hepsini muhafız ederek, yani Eylül Kenan Evren darbesinin getirmiş olduğu sistem neyse onların hepsini aynen şey yaptı, korudu. Ama işte 2019 yılında Türkiye bir mucize yaşadı. Hı hı. 31 Mart'ta Türkiye gerçekten bir demokrasi destanı yazdı. Hı hı. 31 Mart gecesi 13 saat müddetle Türkiye oylarına sahip çıktı. Bu bir İstanbul destandır. Seçimlerini söylüyorum. Evet. O bir destandır. Ondan sonraki haftalarda da gece gündüz yemeden, içmeden, içkisiz su sandıkların başında bekleyerek, oylarına sahip çıkarak Türkiye bunu öğrendi. Yani demokrasisinde oyuna sahip çıkmayı bu yılda öğrendi. İşte bundan yola çıkarak nasıl ileriye görüyorsun dedin. Bu o güne gelinceye kadar, 31 Mart'a gelinceye kadar tünelin sonunda hiç ışık görmediğimiz, o tünelin sonunda artık bir ışık görür hale geldik. Evet, umutlusunuz. Evet. Programımızı da yavaş yavaş bitirmek üzereyiz. Buradan özellikle Türkiye'nin geçmiş yıllarda yaşadığı darbe türü, ara rejimlerini de dikkate alarak bugünkü genç kuşaklara Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş Türkiye yolunda ortaya koyduğu ilkeler bağlamında ne gibi tavsiyeleriniz olabilir genç kuşaklara? Şimdi rahmetli Levent Kırca ölürken şu vasiyette bulundu.
Atatürk'le kalın dedi. Evet. Genç güzel. Atatürk'le kalmak çok önemli. Hı. Atatürk'ün reformları şöyle baktığımız zaman görüyoruz ki bugün imrendiğimiz, onlara benzemeye çalıştığımız, hı hı, Batı dünyasından çok daha evvel yapmış adam. Mesela şu kadın haklarına bak. Evet. Kadınlara verdiği öneme bak Atatürk'ün. Bizden sonra kadınlara verdiği oy hakkı, kadınlara verdiği değer, yani Atatürk yalnız Türklerin büyük bir devlet adını, dünyanın saygı duyduğu bir şahsiyet. Dünyanın sahip olduğu en büyük devlet adamlarından birisi. Ne yani oldu? en büyük Türk devlet adamı değil. Dünyanın en büyük devlet adamlarından birisi. Müthiş bir adam. Hı hı. Yani onu anlamak öyle kolay bir şey değil. Atatürk, hı hı, anlamak lazım. O yüzden gençliğe tavsiyem Atatürk'le, evet, kalın. Atatürk'le kalın. Atatürk'le kalın. Madem gençlere böyle bir tavsiyede bulundunuz, bugün Türkiye'de medya dünyası bir anlamda yerlerde sürünüyor. Geçtiğimiz konuşmamızda da bahsetmiştiniz. Medya dünyasına ne gibi tavsiyeleriniz olabilir Türkiye'de? Medya dünyasına, vallahi beni dilsiz hale sokan bir soru oldu bu. Şu medya dünyasına yapacak hiçbir tavsiye yok. Yani artık medya zaten medya sahipleri, medya mensup olmadıkları için, medya tam bir ticari alan haline döndüğü için medya sahipleri, ilişkileri iktidarla tam böyle birbirine kopmaz şekilde birbirine girmiş olduğu için çok zor. Hı hı. Çok zor. Yani şey yapabilir, Aydın Doğan kısmen götürüyordu. Kısmen götürüyordu. O da gittikten sonra artık tamamen çöktü. Artık tamamen bir çöküntü var. Turgut Özal ne demişti? 3,5 gazete kalacak demişti. Onun hedefi oydu. Meşhur sözüydü. Şimdi şu anda artık 3,5 gazete de yok. Ha. Belki 1,5 gazete, belki 1,5 gazete kaldı. İşte Sözcü, işte medya, yazı, görsel, evet, medyadan işte Tele1 falan gibi. Son bir sorum olsun. Son bir soru. Sizi fazla yordum biliyorum. Türkiye'de ta 50'li yıllardan itibaren gazetecilik yaptınız, geldiniz. Çok önemli devlet adamlarıyla, politikacılarla bir araya geldiniz. O dönemde siyasetçiler arasındaki medeni ilişkiler ile bugünkü tabloyu karşılaştırdığınızda ne söylersiniz? Ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Yani karşılaştırmak mümkün değil. O zaman insanlar arasında mücadeleler ne kadar sert olursa olsun şey vardı, insan ilişkiler vardı. Hı hı. Birbirlerine hitaplarında, şeylerinde filan. Yani bugün insanlar birbirlerine illet zillet filan diye şey yapıyor. Yani sözlerin, kullanılan kelimelerin kalitesinde bir şey yok, bir karşılaştırma yapmak mümkün değil. O günün zarafetiyle, o günün zarif politikacılarıyla bugünkü politikaları karşılaştırmak mümkün değil. Bir mesela Sıtkı Yırcalı'yı Demokrat Parti döneminden hatırlıyorum. Halk Partisi'nden Faik Ahmet Barutçu vardı. Yanılmıyorsam Trabzon milletvekiliydi. Bir gün eski mecliste konuşurken, meclis böyle geniş bir, evet, salondu. Konuşurken buradan başlar, yürüyerek gider, orada konuşur, buradan dönür. Bu tarafında meclisin, bize göre yukarıdan locadan bakıyoruz. Bu tarafta Halk Partisi milletvekilleri oturuyor. Bu tarafta Demokrat Parti milletvekilleri oturuyor. Fakih Ahmet Barış gelir. Burada gider, oraya gider. Siz 1946 seçimlerinin işte hileli olduğunu falan söylüyoruz. Oradan gelir, buraya gelir. Bunlar da 57 seçimlerinin hileli olduğunu söylüyor derler. İşte onlar alkışlar, onlaşlar. Birbirleriyle çok üsluplu, çok nezaket
olarak saygılı bir ilişki içindelerdi. Ben bugün bunu görmemiştik. Bakın ya, görün birbirlerine ne diyorlar. Adam muhalefet lideri, ana muhalefet lideri linç edilmek, öldürülmek isteniyor. Bir başkası çıkıyor ki onun sana linç etmesi için ne yaptın bir adam diyor. Bir başka parti başkanı. Yani sözün bittiği yer burası. Yani bugünkü siyasi ilişkiler için ben sözün bittiği yer diyorum. Yani çok kalite yok. Yani kalite yok. Türk siyaseti açısından sözün bittiği yer siyasetçi açısından. Ama sizin daha çok söyleyecek sözünüz var biliyorum. Bugünlük bu kadar olsun diyorum. Ama benim unuttuğum, hiç olmazsa sizin burada şunu da özetle belirtmek isterim dediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kamera size bakıyor. Ya eklemek istediğim şey, umudum işte bu oylarımıza sahip çıkma becerisini götürmek ve ne kadar şartlar kötü olursa olsun iktidarı sandıkta devirme, idealinden vazgeçmemek, sabırlı olmak, geç olsun ama biz kendimiz sandıkta kendimiz sahip çıkalım. Birisi gelip de bizi aşağıdan, yukarıdan demokrasiyi teslim etmesin, alsa demokrasi demesin. Biz kendimiz ölelim, bitelim ama kendimiz demokrasiye sahip çıkalım. Sahip çıkalım, sabırlı olalım. Bunu götüreceğimize inanırım. Bu inançla çalışalım diyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz ama bu programlarımızı zaman zaman sizle sohbetleri devam ettireceğiz. Değerli izleyenler, Mehmet Can Bolat ile çok özel programda Türk basınının abide isimlerinden yaşayan, düşünen ve bugün hala yazan ve Almanya'da Toplum Gazetesi'ndeki makaleleriyle de son dönemlerde tanınan üstadımız Kemal Şener idi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki var diyorum. Önümüzdeki dönemde böylesi deneyimlerden yola çıkarak Türkiye'de genç kuşak gazetecilere belki küçük bir örnek olur düşüncesindeyiz. Bu programı hazırlayıp sunan ben Mehmet Can Bolat. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Önümüzdeki dönemde yeni konu ve konuklarla buluşmak üzere derken programda teknikten sorumlu arkadaşımız Turgay Çevikoğullar adına da hepinize saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun.